Elazığ Şehir Hastanesi'nde ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 6.8 büyüklüğündeki depremin yükünü kaldıran Fethiçekin Şehir Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleriyle hastane çalışanları katıldı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu gerçekleştirilen tatbikatta, deprem senaryosuna göre 6.8 şiddetindeki deprem sonrası hastane hasar gördü. Hastane personeli hastaları hızla tahliye etmeye çalışırken, hastane yöneticisi de olay yönetim ekibini acil toplanma noktasına çağırdı. Sivrice ilçemiz merkez üssü şehrimizde bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem sonucunda da hastanemiz gün yoğun bakımı, gün ameliyathanesinde yangın çıkmıştır. Buraya operasyon şefimiz Kerim Bey ve kurumlar arası koordinasyon sorumlumuz Nefsun Hanım hemen intikal etmesi gerekmektedir. Kurumlar arası koordinasyon başkanımız hemen ilgili kurumlarla irtibata geçmelidir. Büyük kargaşa yaşanan hastanenin birinci katında senaryo gereği yangın çıktı. Hastaneye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekipleri yoğun bakım bölümünde tedavi gören hastaları kurtararak tahliyeyi gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra senaryo gereği D blokta çıkan yangında bir hastayı ise sedyeye bağlayarak halatla üst katlardan indirdi. Tahliye edilen hastalar olay yerine gelen ambulanslarla başka bir hastaneye nakledildi. Fethiçekin Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş, yapılan tatbikatla olası bir afet durumunda vatandaşlara en kısa sürede müdahale edebileceklerini söyledi. Sonuçta bir tatbikat. Şehrimiz 24 Ocak 2020 yılında çok ciddi anlamda bir deprem yaşadı. Bunun acılarını yaşadık. Allah bir daha böyle acılar bize yaşatmasın. Tabii bu afattan, bu depremden birçok geri dönüşümlerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte evet bir daha olmasın diyoruz ama bunun bir garantisi yok. Tekrardan böyle bir afatla karşılaşabiliriz, bir yangınla, sel felaketiyle karşılaşabiliriz. Bu tatbikatın amacı insanlarımıza en iyi şekilde müdahale edebilmek için önlemleri daha önceki tecrübelerimizden çıkartmış olduğumuz çıkarımlarla beraber en iyi şekilde müdahale etmek için yaklaşık 4-5 aydır bu tatbikatı planlıyoruz. Çok geniş anlamlı, bütün ayrıntılar düşünülerek bu tatbikat gerçekleşti. Eminim ki inşallah Allah böyle bir şeyle bizi karşılaştırmasın ama eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak da şehrimizdeki insanlara en kısa süre içerisinde en iyi şekilde müdahale etmek için gerekli önlemlerimizi aldığımızı düşünüyoruz.